İnternet çok büyük. Çok fazla insan ve çok fazla veri. Bu Charlie. Charlie genellikle internette. Bu gerçekten eğlenceli. Ama geçen gün garip bir şey oldu. Seni tanıyorum Charlie. Tam olarak kim olduğunu biliyorum. Ne? Bu olamaz. Ben seni tanımıyorum. Sen Charlie Radovus'un. Kreçmahal Sokak 33'te yaşıyorsun. Cep numaran 788 ile bitiyor. Doğum günün 21 Ekim'de. Alex'e derinden aşıksın. Geçen hafta babanla kavga ediyordun. Anlatmaya devam etmeli miyim? Oha! O korku! Bütün bunları nasıl biliyor? Nasıl olabilir? Ah sevgili Charlie. İnternette kendin hakkında çok fazla şey ifşa etmiş olmalısın. O adam seni tüm bu bilgileri nereden aldığını görelim. Geride hangi veri izlerini bıraktın? Ah evet. Arkadaşlık ağına katıldın ve her şeyi doldurdun. Tam bir profil. Ancak güvenlik ayarlarını değiştirmedin. Böylece herkes yazdıklarını görebilir. Sadece arkadaşların değil. O bak. Burada bir çekilişe katıldın. Harika fiyatlar. Ancak kişisel verilerinin aktarılmasına izin verdin mi? Messenger'da sohbet ettiğin yer burası. Ancak yabancılar da sohbet grubunda yazdıklarını okuyabilir. Veriler senin hakkında çok şey ortaya çıkarır. Verilerine dikkat etmelisin. Herkes aslında sadece senin işin olan şeyleri öğrenebilir ve hiç hoşlanmadığın pek çok şey olabilir. Çevrimiçi bir fotoğraf koyarsan herkes onu dağıtabilir. İnternette birçok yabancının olduğunu unutursan birçok sürpriz ziyaret beklemen gerekir. Parolanı verirsen kontrolü kaybedersin ve bu pahalı olabilir. Doğrusu her şey olabilir. Bu nedenle önce kendin hakkında ne ifşa ettiğini düşünmek gerçekten daha iyidir. Veri korumaları yasal olmasına rağmen herkes kendini korumak zorundadır. Göndermeden önce düşünün. Ve verilerini nasıl işliyorsun? Charlie gibi yapın ve verilerinizi koruyun. Aa, verilerini istiyorum Charlie. İçeri girmeme izin ver. Charlie, duyuyor musun? Hayır, verilerim benim işim. Zeitenstark.de'de akıllıca tıklayın.